Tüm Mehmet Oğlan gözleri sevmesin. Bundan İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Serkeli patronumuzun yazı fotoğraflarını çekmek istiyorum. Kardeşim verirsen. Allah'a şunu çok iyi biliriz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez. Bu yüksek okulumuz tamamlandığında burada 600 gencimiz eğitim görecek. 600 gencimiz eğitim görüyor iken Demre'nin bugüne kadar Türkiye'nin bir tarım deposu, Türkiye'yi besleyen en önemli ilçelerden biri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama muhteşem güzelliklerinin turizmle birlikte anılması da bizim en büyük arzumuz, umudumuz ve beklentimizdir. Bu gençlerimiz bu yüksekokulda eğitimli gençler olarak artık turizm sektöründe de yetişmiş eleman olmaları sıfatıyla çok önemli bir açığı kapatacaklar ve önemli bir ihtiyaca cevap verecekler. Tabii ki biz gençliğimizin eli taş atan değil, molotof atan değil, sapanla taş atan değil, eli bilgisayarlı, eli kitaplı gençlik olmasını her zaman temenni ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İşte eğitimli gençlerimiz büyüdükçe bu ülke ilerleyecektir. Dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi olacaktır. Ben biliyorum ki Süleyman Topçu Başkan bu inşaat başladığında kapımızdan eksik olmayacak. Ama başkan hiç önemli değil. Biz hepimizin o bildiği halk diliyle eğitim için diyoruz ki dükkan sizin. Ne gerekiyorsa yaparız. Türkiye'nin elbette her ilinde üniversite açılmalı. Ancak Türkiye'nin bazı yerlerinde özel üniversiteler açılmalı. Bu özelden kastım şahısların özel üniversitesi değildi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bilim lokomotifi olabilecek devletin kurabileceği üniversiteler. Ama bu üniversiteler Türkiye'nin en güzel coğrafyalarında açılmalıydı. İşte bunlardan bir tanesi de Antalya. Allah'ın överek yarattığı çok özel bir coğrafya. Şuraya bakıp da mutlu olmamak mümkün mü? Şuraya bakıp da kederleri, üzüntüleri bir kenara atmamak mümkün mü? Bu güzelliği Allah bahşetmiş. Burada eğitim yapacak her öğrenci, burada derse giren, ders veren, araştırma yapan her bilim insanı alacağı hazzı başarısına yansıtacaktır. Tarihin mazisine bir baktığınızda eğitimi, bilimi, araştırmayı önemseyen her toplumun mutlaka başarıyı yakaladığını, refah düzeyini artırdığını ve dünya toplumları arasında liderlik rolüne soyunduğunu görürüz. Demre kabuk değiştiren bir ilçe. Demre geleceğe güvenle bakan bir ilçe. Çünkü Demre'nin çok ciddi potansiyelleri var. Biz birlikte bu yola baş koyduk. Bir yıl içinde bu noktaya getirdik. Bu üzerinde bulunduğumuz arazinin sadece temel açma süresi 5 ay sürdü. 5 ayda 5 makine eskitti. En sonunda dinamitle patlattık bu alanı. Bu hale getirdik. Ve çok şükür inşallah burada örnek bir meslek yüksekokulunu faaliyete geçireceğiz. Kalkmayalım. Arkadaşlar. Ah be. Hocam aman. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Görebilir miyiz onu arkadaşlar? Görebilir miyiz? Evet.